Kedi Köprüsü'nün geldiği hal bu. Şuradan yediği dalgayla bakın nasıl koparmış deniz burayı. Ne yapıyorsunuz? İskandal su var benim. Fuele İskandal. Kasım? Kolay gelsin Kasım. Ben 13,5 ay o kadar tatlı geçti ki ben anlamadım yani. Beni görünce ağlamaya başladılar yani. Oğlum sana ne oldu? Çoğu kişinin ama bir şey yapamadığını fark etti. Herkes bir şey yapmak istiyor ama kimse bir şey yapamadığını fark etti. Herkesin eli ayağı sanki birbirine dolanmış. Bana diyorlarmış sonra işte emici fanları kapat. Ben emici fan nerede diye soruyormuşum. Ben bunun farkında değilim. Ama biliyorum yerini. 18 ay, 10 ay neyse o kadar çalışmış sonra yerini biliyorum ama o panikte ben de olmuşum. Hani ben bu meslekte çok şey kazandım. Yani çok güzel paralar kazandım. Çok şey de kaybettim. Kazandığımla kaybettiklerimi karşılaştırdığım zaman kazandıklarım somut şeyler, kaybettiklerim de soyut şeyler. Ama çok değerli şeyler. Biz limanlardan kalkarken ya da demirden kalkarken genellikle ikinci kaptanla son telsiz konuşmamız şu olur. Baş tarafta işleriniz bitince baş taraf neta edin ama deniz netası diye söylüyoruz. Deniz netası önemli. Burada bir yamulma var. Dalga şöyle vurduğu için şu kedi köprüsünü biraz yukarı kaldırmış. Şimdi bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Fırtına. Şuradan yediğimiz dalga. Dün 2-3 gün önce Biskay'da yediğimiz dalga sonucunda Kedi Köprüsü'nün geldiği hal bu. Bütün bu platformu şuradan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane foundation var. 7 tane burada L tipi lama var. Bunların üzerinden koparak yamutmuş. Çarşılarımız ne yapıyor burada? Ertuğrul Çarşı, ne yapıyorsunuz? İskandal su var benim. Fuele İskandal. Kasım? Kolay gelsin Kasım. Kaç derece şu anda? Şu anda su 30-40 derece fazla ama gene de gitmiyor. Fuele ısıtılan tankın ambarla teması olmaması lazım. Tahıl ürünlerinde ambarla teması varsa fuel oil tankı, yakıt tankları tahılı yakar. Tehlikeli bir yük varsa, ısıya maruz kaldığında risk oluşturan bir yük varsa o tanklar ısıtılmaz. Belli bir derecenin üzerinde ısıtılmaz. Tehlike oluşturur. Eğer ısıtacaksanız ben bir çarşı başıyla konuşayım. Bu tankın ambara teması var mı? Bir, ısıtacağınız tankın. İkincisi, kaç dereceye kadar ısıtacaksınız? Çünkü biz tehlikeli yük taşıyoruz şu anda ambarda. Eğer ısıya maruz kalırsa Beyrut gibi oluruz. Beyrut'u biliyorsunuz değil mi? Limandaki patlamayı gördünüz. Evet. Onun 3,5 katı yük var bizde ve aynı yük. Ben Tarık Boğaz kalmaz ya Boğaz. Benim hayatıma bir şey olduktan sonra neyleyim ben Cebeyi Tarık? Önce kendimizi düşüneceğiz. Önce can sonra canan. Tamam mı? Neyse onu ben bir çarşı başıyla konuşayım. Tamam. Hadi size kolay gelsin. Çarşım kolay gelsin. Taze mi çay? Afiyet olsun. Yok zahmet etme sağ olasın. Özkan çarşımızı dinliyoruz bugün. Başından geçenleri bize anlatacak. Videoyu izlerken beğenmeyi unutmayalım. Katkılarınız olsun. Videolarımız önerilere çıksın. Bu da sizin sayenizde olacak. Lütfen ihmal etmeyelim. Şimdi çarşımızı dinleyelim bakalım bizlere neler anlatacak. Sıra kendisinde. İşte ben biliyorsunuz bizim orası küçük yer Suvarbey. Yani Bartın ufak bir yer. Çok fazla belli bir yaşa kadar Bartın'ın dışına bile çıkmamış bir insandım. Yani denize başlama olayı işte sanayilerde falan çalışıyordum. Araba tamirhanesi sıvır. Yani bir arkadaşın böyle övmesiyle ne bileyim ballandırmasıyla diyeyim size öyle söyleyeyim. Yani
bir merak, bir değişik duygu, bir de ailevi yapı olarak hani böyle para açısından, maddi açıdan böyle belli bir limiti olan bir aileydik. Yani hatta ilk çıkarken ben hani meslek lisesi mezunuydum. O zaman bizim deniz motorcusu diye bir ehliyet, o zaman öyle bir ehliyetler veriliyordu. Bizden daha öncekilere işte 3000 hava ılık yani böyle ehliyetler vardı. Ben gemici olarak diye başvurmuşum. Hani limana. Gemici olarak diye başvurmuşum. Liman müdürünün uyarısıyla işte bu arkadaş böyle okul mezunu. Zabit olabilir aslında. Evet, sınava girmesi gerekiyor. Kağıdını bu şekilde gelsin, başvuru yapsın diye. Neyse o şekilde başvuru yaptık. İşte deniz motorcusu ehliyetimle ilk firmama ismini vermeyeyim şimdi, önemli değil. Güzel bir firmaydı. Başladık. O hem merak, ne bileyim yeni yerlere gitmek, böyle değişik ortama girmek. Düşünsenize barkın dışarı çıkmamış bir insan bir anda böyle İspanya, İtalya, şu dünyaya açılıyor. Bir anda açılınca ben 13,5 ay o kadar tatlı geçti ki ben anlamadım yani. Gemiye bir çıktım, 13,5 ay sonra eve döndüm. Hatta eve döndüğümde işte o uyku düzeni, işte vardiya sistemi bilmem ne, annem beni görünce ilk karşılaşmamız gözümün önünden gitmiyor. Bak sonra 2001-2022, 21 sene değil mi? Hiç gözümün önünden gitmiyor. Hatta sürpriz de yaptım, geliyorum falan dememiştim. Beni görünce ağlamaya başladı anne. Oğlum sana ne oldu? Yani yüzüm gözüm böyle içine göçmüş, böyle bir topaç gibi çıktıydım gemiye. Yüzüm gözüm içine göçmüş, böyle bir değişmişim. Yani ben farkında değilim, tabii insan monotonlaşıyor artık. Onu hiç unutmuyorum anneme. Ağlamıştım. İlk 6 aydan sonra beni çakçılarım, elimiz anahtar yaptım diye makine dosturaması yaptılar beni. Hani o zaman 3-3 çakçımız falan yoktu gemide. 12-4'ü tutuyorum Suha Bey. Şimdi 6-7 belki de 8 ay falan olduydu. Saat 4'te yattım. 6'da insanların bağırışmasıyla uyandım. Bir alarmlar, bağırışmalar falan Suha Bey. Tabii kameralar, şimdi eski gemilerdeki düzen daha farklı. En makine dairesi katındaydı. Makine kapısından kapatmasının yakındı. Kapıdan çıktım, yani bir telaş, insanların gözünde korkular, bilmem ne. Yani önce ne olduğunu algılamaya çalıştım. Çünkü herkes bir telaş halinde, sabahın körü uykudan gitmiş falan. Makine dairesinde yangın olduğunu böyle şey yapıyorlar, beyan ediyorlar. Kimisi işte yangın hortumunu düşürüyor, bilmem ne yapıyor. Çoğu kişinin ama bir şey yapamadığını fark ettim. Herkes bir şey yapmak istiyor ama kimse bir şey yapamadığını fark ettim. Herkesin eli ayağı sanki birbirine dolanmış. Bir tane uzak yol çakçı beşimiz vardı, soy ismini bilmiyorum şimdi. Adam demek ki tecrübeli, bir de deniz hayatı var. Bir tek onu gördüm aktif olarak. Ben önce makine dairesindeki arkadaşlarım, Özkan, hani soğukkanlı olunması gerektiğini o an anladım. Yani o bize verilen o yani talimatlar, işte görev kağıtları, ona artık kişiliğinizi bırakacaksınız abi. Yani kim olduğunuzu, ne yaptığınızı, hislerinizi de bırakacaksınız. Yoksa ölümcül sonuçlar bilirsiniz Suvar Bey. Şimdi Özkan dedim, dur ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Baktım çakçıbaşı şey, emergency escape'ler falan var ya işte. Breaking aparat. Onu giyip aşağıya müdahale etmek istediğini fark ettim. Elim ben ne yapabilirim? Hemen Minimax kaptım bir tane. Minimax verdim çarkçıbaşıma. Çarkçıbaşı giriyor ama makine dersinin girişinden sonrası yok. Gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Adam hani girdi içeri, girer girmez yani 30 saniye, 40 saniye hop geri geldi. Bu boş dedi, attı tüpü, hemen bir tam daha koştuk verdik. Ben şimdi yapınca benim peşimden birkaç kişi daha böyle olmaya başladık. Yani artık ikinci sefer, üçüncü sefer tüpü alırken üzerindeki gençlere dikkat ediyorum. Hani adam hani boş deyip geri geliyor çünkü. Bakıyorum işte yarıdan yukarıda gözüküyor, veriyoruz, iniyor, bu da boş çıktı diye. Yani tüplerin çoğu boş çıktı. Dolu göstermesine rağmen, ne bileyim yarım göstermesine rağmen. Yani o an anladım bu eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu. İşte sabit söndürme sistemleri, CO2 sistemi, ne bileyim kuyu klozikler. Yani bunların o haftalık bakımlarımız var ya Subar Bey. Yani gerçekten düzgün bir şekilde takip edilmesi gerektiğini ben daha ilk gemimde bu şeyi, ne bileyim ciddiyeti anladım yani. Ne bileyim
merak etmeye başladım sonra. Hani eskiden şöyle tel donanımlı bir sürü teferruatlı filikalar vardı falan. Yani onların teline varıncaya kadar içindeki o günlük yuttuğumuz haplar var ya, hani günlük enerjiyi karşılayan o haplara, ne bileyim içinde bulundurulan suya, ne bileyim yakıt tanklarına. Yani bir gün boyunca o yangını söndürdü çarptırmışım ama hani ben de biraz tabii korktum. Çünkü ilk gemi, ben de şeyim, bana diyorlarmış sonra işte emici fanları kapat. Ben emici fan nerede diye soruyormuşum. Ben bunun farkında değilim. Ama biliyorum yerini. 18 ay, 10 ay neyse o kadar çalışmış sonra yerini biliyorum ama o panikte ben de olmuşum. Hani çıkıp hani kara nerede acaba diye gözücümle baktığımı hatırlıyorum. Evet, yangın söndürme ekibi varken derken sular ve şimdi makinelerin giriş koridor kısımları biliyorsunuz dar ve orada bir kalabalık, yapılmaması gereken şeyin hazırlığı, nasıl söyleyeyim işte zaman kaybı, yangın panolarına sıkılacak adam tutmuş yangın hortumu hazırlıyor. Yani doğru şeyi doğru yerde kullanmak, bu da şimdi çok önemli. Yani küçültecekken daha büyütme riski var o olayı. Gemideki eğitimlerin aslında ne kadar ciddi olduğu, o konuda hakim olmayan insanlar, yani o eğitime dikkat etmeyen insanların ne kadar sıkıntı yaşayabileceğini birebir kendin şahit oldun. Evet, evet. Değil mi? Bir quick cross valve'in nerede olduğunu, evet, kesinlikle evet. Eğer bir familiarization eğitimi, yani gemi tanıtım eğitimi yapıldığında, işte evet, burası quick closing valve. Bir makine yangınında yapacağın ilk şeyden biri değil mi? O yakıtı kesmek. Evet, sonra. Hemen havalandırmaları kapatmak. Bizim insanımız evet, çoğu şimdi eğitim esnasında biraz pasif geçiyor, pek fazla dikkat etmiyor. Fakat o eğitimlerde az önce senin de bahsettiğin gibi bir free fall'da, bir can salında oradaki suların, oradaki evet, hapların, evet, hatta balık tutma iğnesine kadar, benzinin daima hazır olmasına evet, kadar, haftalık evet, testlerinin boşuna olmadığını sen orada çok evet, açık bir şekilde evet, gördün. Ciddi, yani ciddi. O panik anında insanların aslında bir şey yapmaya çalışıyor ama kimse o heyecan ve panikte evet, ne yapacağını bilmiyor. Evet, yapılamadığını kendinden şahit oldun yani. Evet, bir de koş diyor, elektrik yangınına su hortumu döşüyor. Evet. Bir tane zabitin yaptığı bir hata, kapalı bir tank açılıyor, içine işte stajyer sokuluyor ve çocuk ölüyor. O firmada kapalı bir tanka stajyerin sokulması ve çocuğun ölümüyle sonuçlanıyor. Bu ayrı acı bir olay. Bir de şimdi o 25-26 parça gemisi olan bir firma sırf bir tane zabit hatası yüzünden bak şirkete stajyer sokuyor. Halbuki 25 tane güverte stajyeri, 25 tane makine stajyeri, ne bileyim 6 ayda, 8 ayda bak 50 tane insan yetiştirmek demek. Bir kişinin hatası bak nerelere geliyor değil mi? Söyle. Zabit hatası yüzünden bir stajyeri sen kalktın, orada bir elin bir kaza yaşandı. Çok üzücü bir olay yaşandı, zabit hatası kaynaklı. Ama sen 25 gemiyle hiç stajyer almıyorsun. 50 tane stajyeri evet, 6 ayda bir sen bunları piyasaya kazandırabiliyorken evet, o hatayı göz önüne alarak, o hata yüzünden sen kalkıp stajyerler gemiyi almıyorsun ve piyasadan zabit bekliyorsun. O 25 gemi işletmek için de ikinci, üçüncü, kaptan, ne bileyim işte makine mühendisleri bunları arıyorsun. Ama sen hiç yetiştirmiyorsun. Evet, doğru. Doğrusu var. Ne kötü bir düşünce. Evet. Bu mantıkla çalışan personel müdürleri ya da firmalar var. Evet. Afrika kıyılarında Suvari Bey, Gabon, Abidjan, oralarda bir yerdeydik. Şimdi gece saatleri bir anons Suvari Hanım, bizde kaptanımız o gemide bayandı. Suvari Hanım işte yandaki gemiye korsan baskını var diye. Bu arada ben o kaptan, bayan kaptanı tanıyorum. Kendisiyle çalışmışlığım da var. Devir teslimde, bir iki gemide devir teslimde yaptık o bayan kaptanla. Allah selamet versin. Kendisini iyi tanıyorum. Evet. Şimdi devam edebilirsin. Tabii yandaki gemi kısmında uyku şeyle haliyle anlamamışım ben. Koridora bir çıktım. Herkes benim modda. Çoğu şeyi anlamadan böyle bir panikle şey yaptı. Zaten tedirgindik. Geminin etrafı işte kendi tellerle falan çevriliydi. Anons ne? Anons ya, yandaki gemiye korsan baskını var. Neyse kimisi aşağı koşuyor, kimisi yukarı koşuyor. İşte herkes panik halinde. Köprüsüne en son toplandık. Hep beraber.
hatta o gece sabaha kadar köprüsündeydik yine hep beraber birbirimizden ayrılmadan. Tabii Süvari Hanım böyle temkinlerde bulunuyor. Sakın kimse gemiye, bizim gemiye de gelirlerse kimseye karşı koymayın. Ne almak istiyorlarsa alsın. Hani yeter ki cana gelmesin, ne olursa olsun. Bize böyle temkinle sakin olun, oturun falan. Hep beraber köprüsünde o gün akşam sabahladık. Hatta makine dairesine indik, bir karartma falan yaptık. Çok fazla dikkat çekmeyelim diye. Karartma yaptık. Telsiz konuşmalarına şahit oluyoruz. İşte yani anladığım kadarıyla bir tanesi, artık zabit midir, personel midir bilmiyorum. Bir tanesi bir telsiz almış eline, geçirmiş, bir yere saklanmış. Oradan doğru konuşmaya çalışıyor işte. Help diyor, canımız tehlikede diyor, bir şeyler anlatıyor, bize yardım edin diyor, yaralımız var diyor, bir şeyler söylüyor. Yani gerçekten bizim Türkiye'nin, yani sahip güvenliğimizin, Türkiye'mizin, Türk askerimizin gerçekten kıymetini çok iyi anladım. Öyle bir şey, bizim sahillerde, bizim topraklarımızda bizim bir alışkanlığımız var ya, yani böyle bir şey mümkün olmayacağını o kadar iyi anladım. Orada o kadar çaresiz olduğumuzu anladım. Yani gerçekten hani kültür olarak, ne bileyim, güvenlik olarak, yani başıboşluk, ne bileyim, yani çok farklı geldi bana ve çok böyle şey, kim güçlüyse orada onu ezer. Yani yok, çaresizsin şey, yani çaresizliği gerçekten yaşadım. Yani kendi sahillerinde emniyetli seyir yapmanın ne kadar kıymetli, önemli olduğunu, evet, o evet, olay başına evet, geldikten sonra anlamış evet, olduğunu. Kimsenin müdahale etmediğini gördük. Aşağı yukarı 4, sabah 5'e kadar telsizden habire, ama adam yardım istiyor, yardım şey yapıyor. Bazen sesler kesiliyor. Biz de korkuyoruz, acaba he, saklandığı yerden bulundu mu acaba? Adamı da buldular, bak sesi kesildi falan. Kendimizi onun yerine koyuyoruz. Başımıza gelse biz ne yaparız? Yani gerçekten çaresizlik, çaresiz bir durum. Kimsenin gelmemesi bizi de iyice ürküttü. Çünkü orada değilse bize de gelebilir. Yani yanı başımızda gemi, yakınımızda, çok yakınımızda. Yani korktuk, yani açıkçası korktuk, korkmadık değil. Hani her an bize de gelecek. Gün ağarınca biraz rahatladık, kendimize geldik, şey yaptık. Süvari Bey limanı işte telsizlerle işte acaba falan ricade etti, şey yaptı. İşte bak biz küçük gemiyiz, bizi biraz daha emniyetli bir yere yanaşalım falan. Biraz yer değiştirdik. Yani çok şükür başımıza iş gelmeden oradan şey yaptık, kurtardık kendimizi ama... Korsandan sıyırdık orada. Yani evet, orada da acizliği hissettim yani. Evet. Bu meslek senin hayatına ne kattı? Süvari Bey, ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu meslekte çok şey kazandım. Yani öyle diyeyim Süvari Bey. Çok güzel anılarım var, ne bileyim özlemlerim var. Yani çok güzel paralar kazandım. Çok şey de kaybettim. Kazandığımla kaybettiklerimi karşılaştırdığım zaman kazandıklarım somut şeyler, kaybettiklerim de soyut şeyler. Ama çok değerli şeyler. Yani hangisinin kefeye boyduğum zaman hangisi ağır basar? Şimdi bir de şöyle bir şey var, yani ekonomik paran olmadan da bir şey yapamıyorsun. Şimdi o soyut dediğim şeyler, sevdikleri, manevi şeyler. Evet, manevi şeyler. Yani onun da bir karşılığı yok. Ama çok şükür, yani şöyle söyleyeyim size Süvari Bey, yani mutluyum. Kader diye bir şey var Süvari Bey, yani böyle yazılmış, hani yaşadık, 40 yaşına, aşağı yukarı 40 yaşına geldim ben de. İyi ki de yaşamışım yani, ne bileyim. Bir daha denizciliği seçerim ama bu şekilde diye Süvari Bey. Gerçekten bu şekilde, bu işe başlayacaksam adam gibi başlamayı tercih ederim. Ne bileyim, yani benim kalbimdeki okul, yani mesela Süvari Bey, hani ne okumak isterdin çarşıda deseniz bana, ben yani ben İstanbul İTÜ, yani ben o okulu nedense çok böyle ayrı tutuyorum kafamda. Adam gibi okulumu okuyup yani makine kısmı bunu tercih eder miyim, orası muamma işte. Ha, ama makine mi, güverte mi, bir daha? Güverteyi tercih ederdim diye düşünüyorum. Deme ya. Evet Süvari Bey. Ama yani normal... İlk defa bir makinacı makineden değil de güverteye yöneldiğini gördüm. Ben de bütün makineciler bir daha seçsem gene makineyi seçerim diyor ama... Sen... Ya, değil. Ben yani samimi söylüyorum size, gerçekten tekrar bu mesleği yapsam okulumu okuyup adam gibi öğrenip güverteyi tercih ederim yani. Neden derken yani çok yorucusu var. Yani çok fazla emek istiyor. Tabii bu gemisinden gemisine değişiyor veya bizim çalıştığımız gemiler, denk geldiğimiz gemiler problemli olduğu için bu
bana öyle geliyor. İnceliğini siz bilirsiniz artık. Hani genelde diyaloglar, yazışmalar, işte prosedürler, bilmem neler, tabii size de, sizin de size göre, kendinize göre çok bambaşka bir ağırlığınız vardır. Ha, biz tamam beden olarak yoruluyoruz, anlıyorum sadece. Yani biz tamam, yatıyoruz, dinleniyoruz, sabah kalkıyoruz, dinçiz. Ha, belki siz yatıp dinlenemiyorsunuz, onu da bilmiyorum. Çünkü kafa yorgunluğu beden yorgunluğundan çok bambaşka bir şey. Çok fazla da ne bileyim açıklayamadım sanırım da. Bana öyle yani, ne tercih edersin? O da orayı tercih ederim. Belki de hiç yapmadığımdan orayı tercih ederim. Bilmiyorsunuz. Olabilir. Yani bir yol seçildiyse gidilmesi gerekiyorsa var. Ve yani denize gelen denizci arkadaşlarıma yani Allah selamet versin. Provaları net olsun. Özkan Çarşı'nıza teşekkür ederiz verdiği bilgiler için, paylaştıkları için. Yaşadıkları bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde biz de tüm denizci arkadaşlara Allah selamet versin diyoruz. Burada sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet.